Merhaba sevgili tarih severler. İşte yine sizlerle bugün her tarafı taşı toprağa tarih kokan bir yerdeyiz. Mezopotamya'nın incisi olan dar sokaklarıyla, taş işlemeciliğiyle ünlü olan Mardin. Taşı toprağa tarih kokan Mezopotamya'nın incisi Mardin'de ilk durağımız Şeyh Çabuk Camii. Burası Akkoyunlar devrinde 15. yüzyılda inşa edilmiş. Hazreti Muhammed'in ulaklarından biri olan Şeyh Çabuk'un adı verilmiş Mardin'in en eski camisi. Aynı zamanda bu cami içerisinde Hazreti Muhammed'in olduğuna inanılan bir ayak izi de mevcut. Mardin, Anadolu ve Mezopotamya'nın en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi. Mardin'de arabayla gezmek pek mümkün değil. Sadece ana bir cadde var, birinci cadde adı verilen. Orada arabayla gelebiliyorsunuz. Daha sonra daracık sokaklar, peşi sıra giden merdivenler sizi karşılıyor. Ve sokakları birbirine bağlayan bu şekilde abbara denilen alt geçitler mümkün. Mardin'de ikinci durağımız taş işçiliğiyle göz kamaştıran Latifiye Camisi. Burası yine Artuklular döneminde 1371 yılında inşa ettirilmiş. Abdüllatif tarafından inşa ettirilmiş. Bu kişi Artuklu sultanlarının ikisine hizmet eden bir insan. Kendi adına burayı bir cami olarak inşa etmiş. Muazzam bir taş işçiliği var Latifiye Camii'nde. Özellikle giriş kapısı, ikinci kapı ve şadırvan. 1845 yılında da bugünkü minaresi eklenmiş. Minareyi yaptıran kişi de o dönemin Musul valisi olan Gürcü Mehmet Paşa. Mardin'de üçüncü durağımız Kırklar Kilisesi. Eski adıyla Mor Behnam ve Kız Kardeşi Saro Kilisesi. Mor Behnam ve Kız Kardeşi Saro tarafından yapılmış. Kırklar Kilisesi denmesinin sebebi ise Kapadokya'dan gelen 40 din adamının buraya yerleşmesidir. 1243 tarihinde Süryani Patrikliği'nin merkezi haline geliyor Mardin ve bu kilisenin de önemi o dönemde çokça artıyor. Kilise yine muhteşem bir taş işçiliği örneği. İçerisi de çok büyüleyici ancak yasak olduğu için sizlere gösteremiyoruz. Mardin turumuzda 5. durağımız Mardin Kent Müzesi. Eğer Mardin'e gelecek olursanız uğramadan geçmemelisiniz. Çünkü Mardin Kent Müzesi'nde resmen bir Mardin tarihi turu atıyorsunuz muhteşem güzellikte. Mardin 640 tarihinde İslam orduları tarafından ele geçiriliyor. Bu tarihten sonra bölgeye yoğun bir Arap nüfusu yerleşiyor. Ardından 1085 yılında Selçukluların egemenliğine geliyor. Bu sefer de bölgeye yoğun bir Türk nüfusu iskan ediliyor. Daha sonra Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinden biri olan Artuklu Beyliği burada kuruluyor 1103 yılında. 300 yıl kadar Mardin Artuklu Beyliği'nin egemenliği altında kalıyor. İşte bu dönemde birçok medrese, külliye, cami kazanıyor Mardin kenti. Mardin turumuzun yine çok önemli bir durağındayız. Zincirliye Medresesi. Burası Artuklu'nun son hükümdarı olan Necmettin İsa adına yapılmış. Necmettin İsa Timur'la yaptığı savaşı kaybedip buraya hapsedildiği için burasının adı Zincirliye Medresesi olarak geçmektedir. Medrese tamamen simetrik esaslı olarak yapılmış. İki tane karşılıklı simetrik kulesi bulunuyor. Medresede sınıflar yine karşı karşıya ve ortalarında küçük birer havuz bulunuyor. Bunun amacı her iki derslikteki seslerin birbirine karışmasını engellemek. Bunun dışında yine tüm medreselerde olduğu gibi orta salonda, eyvan denilen salonda yine büyük bir havuzu bulunuyor. Mardin'de şimdiki durağımız Kasımiye Medresesi. Medresenin yapımına Artuklular zamanında başlanmış. Ancak Akkoyunlular döneminde tamamlanmış. Akkoyunlu hükümdarı Cihangiroğlu Kasım Bey'in ismi verilmiş. Medrese diğer medreselerde olduğu gibi yine çift kubbeli, ortasında avlu bulunan ve ortasında yine bir havuzu bulunan bir medrese. Bu medresede de yine dersler veriliyor. Hatta geceleri ortadaki havuzda gök cisimlerinin yansımasına ötürü astronomi dersleri verildiği biliniyor Kasımiye Medresesi'nde. Bir rivayete göre buraya ismini veren Kasım Bey burada katlediliyor. Daha sonra kız kardeşi ağıtlar yakarak onun kanlı gömleğini medresenin duvarlarına süre süre ağıtlar yakıyor. Bu sebeple medresenin duvarlarına su döküldüğü zaman inanılıyor ki o ortaya çıkan lekeler Kasım Bey'in kan izleridir. Burası Mardin turumuzun en önemli ayağı Deyruz Zafaran Manastırı. Mardin'deki en büyük yapılardan bir tanesi. Mardin'in 5 kilometre güneyinde
böyle ıssız, çorak bir vadinin tam ortasında, vadinin aksine büyük, kocaman ağaçların olduğu bir yere konuşlanmış. Son derece önemli bir mekan. Aslında burası milat öncesinde güneşe tapan bir uygarlık olan Şemsilerin güneş tapınağı olarak kullandığı bir yer. Daha sonra Romalılar ele geçiriyor ve Romalılar bu sefer burayı bir kale olarak kullanmaya başlıyorlar. Ardından Aziz Süleyman buraya geliyor ve bazı Azizlerin kemiklerini buraya gömüyor. O dakikadan sonra burası Mor Süleyman Tapınağı olarak anılmaya başlanmış. Daha sonra 792 yılında Aziz Hananyo burayı tamir ettiriyor. Bu sefer de onun adı veriliyor. Mor Hananyo Manastırı. Şöyle ki burada defalarca söylediğimiz mor ifadesi Süryanice aziz demektir. Bunu da belirtmiş olalım. En son milattan sonra 1. yüzyılda burasının etrafında safran çiçekleri açıyor. Bu sebepten dolayı da Safran Manastırı adını alıyor. Yani Deyruz Zafaran. Geçmişi 5. yüzyıla kadar uzanan manastırın tam 640 yıl Süryani Patrikliğinin merkezi olduğu biliniyor. Yıl 1293'ten 1932 yılına kadar geçen sürede Süryani Patrikliğinin merkezi burası Deyruz Zafaran Manastırı. 18. yüzyıla kadar çeşitli eklentilerle büyüyor yapı. Ancak baktığınız zaman hep aynı taştan yapıldığı için hiç sanki sonradan yapılmamış, bütün yapı aynı anda yapılmış gibi duruyor bir bütünlük içerisinde. Az önce manastırda Rahip Gabriel'le konuşma fırsatı yakaladık. O basında yayınlanan burası ile ilgili bazı yanlışlardan bahsetti bize. Biz de onları belirtmek istiyoruz. Şöyle ki burasının geçmişinin 5. yüzyıla dayandığı söyleniyor. Ancak Rahip Gabriel bunu düzeltiyor ve diyor ki burasının geçmişi 4. yüzyıla kadar dayanıyor. Daha önce bir pagan tapınağı, güneşe tapanların, şemsilerin bir tapınağı iken daha sonra bir Süryani Patrikliğinin merkezi haline geliyor Deyruz Zafaran Manastırı. Merhaba sevgili tarih severler. Şu an Deyruz Zafaran Manastırı'nın baş rahibi Rahip Gabriel ile birlikteyiz. Kendisine merhaba demek istiyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler, bizi ağırladınız. Size kaynaklarda çok farklı gösterilen bir konuyla ilgili soru sormak istiyorum izninizle. Şöyle ki burasının Süryani Patrikliği haline getirilmesi ne zaman? Bazı kaynaklarda 1293 olarak gösteriyor. Bazı kaynaklarda çok daha erken. Siz bu konuda ne dersiniz? Şimdi bu manastırda görünen bir tablet var ve burada Patrikhane 1056'da olduğunu yazmaktadır. Tabii ki değişik dönemlerde çeşitli olaylardan, nedenlerden dolayı Patrikhane gitti geldi. Ama 1056'dan daha sonra buraya kaç yıl kaldığını tam olarak bilemiyorum. Diyarbakır'a gittiğini biliyoruz. Diyarbakır'dan Mardin'e gidip geliyordu. En sonunda 1166'da Mihail Rabo dediğimiz Büyük Mihail kendisi patrik seçilince Malatya'da, Malatya Pödürge'de bir manastırımız var ve o manastırda kendisi patrik oluyor. Orayı alıp bu makamına oturtmaya getirmişler. Tarihçesinde öyle geçiyor ve burada 1166'da tekrar Patrikhane olduğunu görmekteyiz. Patrikhane tabii yine taşınıyor. 1293'te tekrar manastıra geliyor ve 1293'ten sonra temeli 1933'e kadar devamlı bu manastırda kaldığını biliyoruz. Ama daha öncekileri maalesef gittiği yerlerde tam olarak bilemiyorum. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Şu an Mardin turumuzun son durağındayız. Dara Antik Kenti. Dara Kenti çok eski zamanlara dayanıyor. Mezopotamya'nın yukarı Mezopotamya kesiminde yer alan en önemli kentlerden bir tanesi. Peki Mardin'e geldiğinizde Dara'ya nasıl ulaşırsınız? Dara Kenti Mardin'in güneybatısında 30 kilometre ilerlediğiniz zaman karşınıza muazzam kaya mezarlarıyla çıkıyor. Muhteşem bir görüntüsü var. Henüz %30'u çıkartılmış arkeolojik çalışmalar neticesinde. Ancak %30'u bile inanılmaz görkemli. Kaya mezarları, su sarnıçları, zindan olarak kullanılan bölgeler, bunun dışında arastalar, yani çok büyük yapılar söz konusu burada. Şimdi hadi birlikte gezelim dilerseniz. Dara Antik Kenti en eski olarak Süryanilerin yaşam alanıymış.
Peki Mardin'e geldiğimizden beri gezdiğimiz birçok yerde bahsettiğimiz Süryaniler kimdir? Dilerseniz biraz bundan bahsedelim. Süryaniler yukarı Mezopotamya'nın en eski uygarlıklarından olan Asurlardan geldiğine inanılan bir kavim. Süryaniler Arami olarak da geçiyorlar. Süryanilerin 3 dönemi var. Önce putperest oldukları dönem Aramiler deniyor. Daha sonra Hristiyanlığı benimseyenler Aramilerden ayrılmak için Süryani adını alıyorlar. Daha sonra Nasturi'nin öğretilerine inanan Süryanilere de Nasturi denmeye başlıyor. Ancak ilerleyen süreçte 15. yüzyılda ise Katolikliği benimseyen Nasturilere de Keldani denildiğini biliyoruz. Dara Antik Kenti 7. yüzyılda İslam orduları tarafından ele geçiriliyor. 15. yüzyılda da Osmanlı hakimiyetine giriyor. Evet, kısa Mardin turumuzun sonuna geldik. Mardin dünyaya çok büyük mesajlar haykıran bir yer. Mardin diyor ki Türk, Kürt, Arap, Süryani, Hristiyan, Müslüman hepimiz bir arada yaşayabiliriz. Bu dünya hepimize yeter. Son bir de teşekkürümüz var izninizle. Bizi Deyruz Zaferan Manastırı'na kabul eden, orada çekim yapmamızı sağlayan manastır müdürlüğüne ve ayrıca verdiği bilgilerle bize eşlik ederek manastırda gerçekten röportaj yapmamızı sağlayan, doğru bilgilere ulaşmamızı sağlayan Deyruz Zaferan Manastırı baş rahibi Gabriel'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir başka gezide tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.